Dağılırlar birazdan. Okula gitmeyince zaman ne çabucak geçiyor ya. Hakikaten he. Ders saat bitmiyor oğlum. Bak Sadık çıkmış bile. Her zaman öyle oğlum. Her zaman ilk çıkan o. Biz parayla okuyoruz, adam burslu geliyor. Hem de çıkar çıkmaz işe koşuyor. Bu kadar parayı ne yapıyor acaba? Kardeşine tekerlekli sandalye alacakmış. Hiç para harcamıyor. Gıcık geliyor yine. Hazır mısınız maça? Hazırız. Biz hazır değiliz ama. Geçen hafta yenildiniz. Söz vermiştiniz yenilirsek forma alacağız diye. Nerede formalar? 3 gün sonra değil mi maç? Evet. Tamam işte, alacağım maça kadar. Göreceğiz. Almazsan bir daha sahaya yüzü göremezsin, ona göre. He. Bu arada abimi tanıyorsunuz değil mi? Hani şu 10. sınıfa giden. Oğlum alacağız dedik ya. 100 kere söylemene gerek yok. Gıcık. Hocam gözlerini koyacağım tabağa görecek. Hadi Hiçbir yerde simide yok böyle gel. simit. Çıtır Gel çıtır abim, simit bunlar. Simide gel. Gel almadan gel, simite geçme. gel. Simit simit taze almadan simit. Geçme. Çıtır çıtır sıcak. Buyur abla, buyur. Buyurun. Buyurun abla, Bilirim. Buyurun abla. Ekonomi işte burası, buyurun. Sağ olun. Sıcak sıcak. Fırından gel. Yeni çıktı, gel. Hadi taze alın simit, efendim. Fırından yeni çıktı. Ne yapıyorsun oğlum sen burada ha? Ne yapıyorsun? Simit satıyorum. Bana bak oğlum. Sen burada simit filan satamazsın, anladın mı? Neden? Ben hep burada simit satıyorum. Oğlum sen aptal mısın? Ha? Aptal mısın Yapma. Oğlum sen? Artık burada simit filan satamazsın. Ya? Bu bölge bundan sonra bize ait ha? Hadi uza. Hiçbir yere gitmiyorum. Ne demek gitmiyorum lan? Ne demek gitmiyorum oğlum ha? Abi yapma, dur abi yapma. Başlatma lan abine şimdi. Hadi lan çabuk. Topla lan şunları. Ya abi ne yaptın sen? Tüm simitlerimi mahvettin. Topla lan. Güzellikle söyledik anlamadık. Hadi lan topla şunları. Hadi lan hadi sallanma. Çabuk ol biraz hadi. Sallanma lan hadi topla şunları. Hadi sallanma lan. Çabuk ol. Uzatma hadi. Çabuk ol dedim sana. Hadi lan sallanma. Bir daha benim bölgeme gelmeyeceksin. Anladın mı lan? He? Burası benim artık. Hadi çabuk. Hadi hadi. Ne yapıyorsun anneanne? Yıkadım, kırılmadan yerine koyayım. Nerede kaldı abim anneanne? Eli kulağındadır. Öğretmeni gelecek bugün. Geç kalmaz, merak etme. İyileşince ben de ona yardım edeceğim anneanne. Edersin oğlum, edersin. İnşallah o günler de gelecek. Tekrar yürüyeceksin. Top oynayacaksın sokakta. Anneanne çok özledim arkadaşlarımı. Tekerlekli sandalye alınca okula da gidebilirim değil mi anneanne? Tabii oğlum, tabii gidersin. Hadi sen dergine bak. Abin de gelir birazdan. Peki anneanne. Evet, bugünkü konu bu kadar. Anladın mı? Anladım, anladım. Peki verdiğim testleri çözdün mü? Ne testi ya? Hem daha bitmedi mi ders? Hayır, daha 5 dakika var. Of. Bu 5 dakika bitmez. Oo, merhabalar, kolay gelsin. Merhaba Levent Bey. Bölmüyorum değil mi? Hayır, biz de bitirmek üzereydik. Hoş geldin baba. Diğer test kitabını getirir misin Mert? Oradan ödev vereceğim. Tamam. Ya Aslı Hanım, az önce okuldan telefon ettiler. Hı hı. Mert yine gitmemiş okula.
Ne yapacağım ben bu çocukla şaşırdım artık. Dersi dinliyor mu bari? Maalesef. Elimden geleni yapıyorum ama gözü hep telefonunda. Sizce bu yaşta bir çocuğun telefonu olması doğru mu? Kolejdeki bütün çocuklarda var dedi. Tutturdu illa telefon, illa telefon. En sonunda aldık. Ama hata ettik, biliyorum. Evet, bence de. Getirdim. 75'ten 80'e kadar olan soruları çözmeni istiyorum. Bir dahaki derse kadar. Tamam. Ben de gideyim artık. İyi günler size. İyi günler öğretmenim. Teşekkür ederiz aslanım. Rica ederim. Baba, ben de çıkabilir miyim? Nereye? Top oynamaya. Bir de haftalığımı verir misin? Ya Mert, hem okula uğramıyorsun hem de karşıma geçmiş haftalık mı istiyorsun? Haftalık falan yok artık sana. O söyledi değil mi? Oğlum, ne önemi var kimin söylediğinin? Gitmemişsin işte okula. Bilip bilmeden konuşuyor işte. Okuldaydım. Son dersler boş olduğu için çıktım. Mert, yalan söyleme. Yalan değil baba ya. Lütfen haftalığımı ver. Çok lazım. Ha, haftalık mı istiyorsun? Bunu okula ekmeden önce düşünecektim Mert. Dışarı çıkmak da yok. O telefonu da ver bakayım bana. Ya baba ya. Ver dedim sana. Hayır baba ya. Mert! Of Allah'ım. Hep senin yüzünden. Allah kahretsin seni. Nereden bulacağım şimdi o parayı ben? Öğretmenim. Öğretmenim. Hı? Ne oldu Mert? Size bir şey söyleyebilir miyim? Evet, söyle. Öncelikle özür dilemek istiyorum sizden. Öyle davranmamam gerekirdi. Size de babama da kendimi affettirmek istiyorum. Ne olur bana bir fırsat verin. Anlamadım. Ne fırsatı istiyorsun? Siz şimdi sahada aynı ders vermeye gitmiyor musunuz? Evet. Ben de sizinle gelebilir miyim? Siz onu anlatırken ben de tekrar dinlemiş olurum. Lütfen öğretmenim. Peki, gel bakalım. Öğretmenim, çantanız varsa ben taşıyabilir miyim? Yok, sağ ol. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anneanne. Gelmedi mi Aslı Hoca? Yok oğlum, gelmedi daha. Oğlum, üstünün başının hali ne böyle? Şşş, umut duymasın anneanne. Neden, ne oldu? Meraklanma anneanneciğim. Bir şey yok, anlatacağım. Umut. Hoş geldin abicim. Hoş bulduk aslan parçası. Nasılsın bakalım bugün? İyiyim. İş nasıldı abicim? Çok iyi. Bütün simitleri sattım. Oley be. Böyle giderse yakında tekerlekli sandalye alırız. Evet. Abicim, hadi parayı kutuya koy. İçeride pantolonumun cebinde kalmış. Sonra koyarım. Tamam abicim. Ne biçim yer burası? Burada mı oturuyorlar? Sadık'ın kolejde burslu okuduğunu biliyorsun değil mi ben? Biliyorum. Biliyorum da. Hem okuyor hem çalışıyor. Annesini ve babasını küçük yaşta kaybetmiş. Şimdi de kardeşine ve anneannesine tek başına bakıyor. Ben de ona biraz olsun katkım olsun diye ücret almadan özel ders veriyorum. Tamam, bir şey demedim ki. Deme zaten. Oraya gidince laflarına dikkat et lütfen. Aslı öğretmen geliyor. Yanında bir daha var. Aa. Aa, Mert'in ne işi var burada? Mert kim? Bizim sınıftan bir arkadaş. Thank you.
Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhaba Sadık. Bugün Mert'le beraber geldik. Mahsur yoksa bugünkü dersi beraber yapabilir miyiz? Tabii hocam, buyurun. Hadi. Bir diğer anlatım bozukluğuysa sözcüklerin yanlış anlamda kullanılmasından doğar. Mesela şu cümlede olduğu gibi. Futbolcu attığı muhteşem golle takımının galip gelmesine neden oldu. Bu cümlede hangi sözcük yanlış anlamda kullanılmıştır sizce? Neden oldu? Evet, doğru. Çünkü neden olmak olumsuz anlamda kullanılır, değil mi? Aslında futbolcu attığı muhteşem golle takımına galibiyeti armağan etti olmalıydı. Değil mi Aslı öğretmenim? Evet Umut'cum, doğru. Ben şimdiden abim bütün derslerini öğrendim. Bugünlük bu kadar yeter çocuklar. Bu akşam bu yaprak testleri de çözerseniz iyice pekişmiş olur. Biz çıkabiliriz Mert. Öğretmenim. Çantamı alayım. Bu testleri Sadık'la beraber çözebilir miyiz? Ben zorlanıyorum biraz da. Olur. Çok sağ olun öğretmenim. Ben çıkıyorum o zaman. Siz devam edin. Sadık benimle bir dakika gelir misin? Senin adın neydi? Umut. Sen de mi cimbom musun? Ömüne. Sen de mi? Sorulur mu? Akşamki derbiye gittin mi yoksa? Kaçırır mıyım oğlum? Ben hiç gitmedim stada. İyileşince gideceğim ama. Neyin var senin? Şey, kaslarım. Yürüyemiyorum birkaç aydır. Ama doktor iyileşebilirsin dedi. Hem maça gitmem için iyileşmeme gerek yok ki. Var ya, abim tekerlekli sandalye almak için para biriktiriyor. Ya. Evet, şuradaki kutu var ya, içi para dolu. Sadık, kusura bakma. Kendi gelmek istedim. Aslında biliyorum hiç anlaşamadığınızı. Onun için mi böyle moralim bozuk? Yok öğretmenim, ondan değil. Bugün iş pek iyi gitmedi de. Neden? Her zaman simit sattığım yerde duramadım. Diğer satıcılar tutmuşlar orayı. Olur mu öyle şey? Oldu öğretmenim. Üzülme, ne kadar eksik var şimdi? Paranın yarısı bile olmadı da. Ama bir yolunu bulacağım. Umut, okuluna, arkadaşlarına hasret kaldı hocam. Üzülme, bulunur elbet bir çaresi. Hadi iyi akşamlar. Sağ olun hocam. Bak bak, şu golü gördün mü? Aa evet, süper bir goldü. Bak bak, hem de ta nereden atıyor bak. Abi gel gel, şu gole bak. Şimdi işim var Umut. Abi çok güzel, çok acayip bir gol. Umut. Ben de gideyim artık. Ya gitme. Hani testleri çözmek istiyordun? Tek başıma yapsam daha iyi olur. Biraz daha kalsaydın keşke. Gene gelirim. Hem bir dahaki gelişimde sana çok küçük bir sürprizim olacak. Ne sürprizi? Söyleyemem. Ama seveceğim bir şey olduğuna inanıyorum. Yaşasın. Sadık, teşekkür ederim. Neden teşekkür ediyorsun? Ben bir şey yapmadım ki. Olur mu? Seninle beraber tekrar dersin dedim. Bana yardımcı oldun. Ben senin kadar iyi davranmamıştım. Özür dilerim. Gerek yok özür dilemene. Hayır, tabii ki var. Bundan sonra senin en yakın arkadaşlarından biri olmak istiyorum. Sen de istersen. Ne oldu böyle birdenbire? Neden değiştin? Aslında ben hep böyleydim ama babam, yani üvey babamla sorunlarımız var. Onun yüzünden hırçınlaşıyorum ben de. Kimse bilmiyor bunu. Sen de kimseye söyleme, tamam mı? Yok, kimseye söylemem. Sağ ol. Bir şey söyleyeceğim. Yarın dersi biz yapalım mı? Bilmem ki. Hem Aslı Hoca iki kere yorulmamış olur. Olur. Anlaştık o zaman. Görüşürüz.
Neredeydim biliyor musun? Bizim sınıftaki simitçi çocuk var ya. Onların evindeydim. Babam harçlığımı kesince sabah söylediğin şey aklıma geldi. Gerçekten doğruymuş. Para biriktiriyormuş Sadık. Artık formaları rahatça alabilirim. Çözebildin mi soruları? Çözdüm sayılır. İstersen boş zamanlarımda sana yardım edebilirim. Çok sağ ol. Ama senin hiç boş vaktin yok ki. Hem çalışıyorsun hem okula geliyorsun. Nasıl yetişiyorsun hepsine? Biraz zor ama olsun. Hepsini kardeşim için yapıyorum. Kardeşin hasta galiba. İşlerin iyi gidiyor mu bari? Aslında iyi gidiyordu ama dün bir şey oldu. Ne oldu? Her zaman simit sattığım yerde durmama izin vermediler. Artık başka semtlere gitmem lazım. Ama malzemelerle nasıl gideceğim onu bilmiyorum. Ben sana yardım edebilirim istersen. Gerçekten mi? Tabii. Oo Mert. İlk kez benden önce gelmişsin. Bundan sonra hep böyle öğretmenim. Çözdünüz mü testleri? Evet. Evet. Bir dakika çocuklar. Evet Mustafa Bey. Ödeme için aramıştım. Hala yapılmadı çünkü. Çok acil ihtiyacım var. Lütfen ilgilenir misiniz? Aslı Hoca zor durumda galiba. Galiba. Peki. Teşekkür ederim. Hadi bakalım çocuklar, derse başlayalım artık. Peki öğretmenim. Peki. Çok sağ ol Mert. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Daha bir şey yapamadım ki. Daha ne yapacaksın Mert? Hadi getir simitleri de bir an önce gidelim. İyi tamam. Ne bu samimiyet? Beraber simit satmaya gidiyoruz. Sen misin mi satacaksın? Evet. Parası biraz daha biriksin de maç gününe kadar. Korkmuyor musun ya anlarsa? Oğlum nasıl anlayacaksın? Bir tek ben girmiyorum ki onların evine. Aslı Hoca da giriyor. Suçu Aslı Hoca'ya mı atacaksın? Şşş geliyor sen git. Git. Hadi ver bakalım torbaları. Hadi gidelim. Şurada biraz dinlenelim. Mert biliyor musun? Daha önce hiç bu kadar satış yapmamıştım. Rekor oldu resmen. Öyle mi? Evet, çok teşekkür ederim sana. Bugünkü parayı evdekine ekleyince artık tekerlekli sandalyeyi alabilirim. Çok sevindim. Ama sen üzgün gibisin. Bir şey yok ya. Hadi söyle lütfen. Babam aradı az önce. Ee? Evden para çalınmış. Para mı çalınmış?
Hırsız mı girmiş? Yok, hırsız falan değil. Ne olabilir ki başka? Sence? Bilmem ki. Aslı öğretmen olabilir. Aslı öğretmen mi? Evet, başka kim olacak ki? Bugün duydun telefon konuşmasını. Yok, hayır, o olamaz. O çok iyi biri. Bana hiç para almadan ders veriyor, sen biliyor musun? Bence ona o kadar da güvenme. Sen yine de dikkatli ol bence. Gerek yok, ben ona güveniyorum. İyi, sen bilirsin. Ben şuradan dolmuşa bineceğim, sen? Ben de seninle geleyim. Bir şey aldım, Umut'a bir şey vereceğim. Çok sevinecek. İyi, hadi öyleyse. Ama önce bir yere uğrayalım. Tamam. İnanmıyorum. Bütün takımın imzası var burada. Evet. Bende bunlardan bir koleksiyon var. Ya. Evet. Ama en çok sevdiğimi sana getirdim. Şimdi benim mi bu? Evet. Mert abi çok teşekkür ederim. Çok iyisin. Umut, bugün Mert abinin sayesinde çok sevineceğim bir şey daha oldu. Ne oldu? Bir haftada satamayacağım simidi bir günde sattım. En sonunda para tamamlandı. Artık istediğimiz tekerlekli sandalyeyi alabiliriz. Abi gerçekten mi? Gerçekten tabii. Bugün ne güzel bir gün. Duydun mu anneanne? Duydum oğlum, duydum. Artık istediğim yere gidebilirim. Belki maşa bile gideriz, değil mi Mert abi? Olur tabii, gideriz. Hani yarın akşam sizin maç var ya, ona gider miyiz? Olur tabii. Mert abinin işi vardır belki Umut. Ama ben çok istiyorum. Mert abimi sahada görmek istiyorum. Hele önce bir sandalyemizi alalım da. Ne zaman alacağız? Hemen gidip şimdi alalım. Şimdi geç oldu oğlum. Yarın gideriz almaya. Evet evet. Bugün abin çok yoruldu. Yarın daha iyi olur. Hem yarın doktorun da var. Doktor nerede ki? Ya biraz uzakta, çapada. Ben de geleyim sizinle. Yardım ederim. Anneannenle zor olur. Gelir misin gerçekten? Gelirim tabii. Umut için her şeyi yaparım. Aslı Hoca'nın dersini burada beraber yaparız. Sonra çıkarız, olur mu? Çok iyi olur. Yaşasın, hep beraber gidiyoruz. Yarın okuldan sonra işin var mı? Ne oldu? Bana yardım eder misin? Nasıl yani? Anlatırım. Geldi gıcık. Oo, Mert de buradaymış. Kaçtın sanmıştım. Ne kaçması ya? Formalardan haber var mı? Var var. Yarın maç başlarken dağıtacağım. Göreceğiz bakalım. Gıcık. Oğlum sen de onunla iddialaşmayacaktın. İddialaştıysak alacağız. Biz sözümüzün yeriyiz. Bak bir plan yaptım. Dinle. Şu bizim saatlik yok mu sarı olan? Simi satıyor. Onların evine gideceğim. Bir yolunu bulup anahtarı alacağım. Ya öyle mi? Öyle. Güzel oğlum benim. Ya gidiyoruz ama yarım saat sonra Aslı öğretmen gelecek. Yetişemeyiz ona. Hemen gider geliriz. Dedim ya, babam dün gece çok kızdı geç kaldım diye. Bugün de sakın geç kalma dedi. Dersten önce gidip geliriz işte. Ya Aslı öğretmen bizden önce gelirse? İstersen anahtarı sakla bir yere. O gelince girsin içeri. Anneanne. Anahtarı bir yere koysak olur mu? Tamam oğlum. Aslı öğretmen için koyalım. Oğlum şu çiçekli olan saksının içine koy. Güzelce sakla. Tamam. Hadi oğlum acele et. Müzik
Vay 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 vay. Ne kadar çok bağ varmış. Bu akşam değil mi Mert abi? Evet, bu akşam. Armut, akşam ne konuştuk? Aslı öğretmen arıyor. Ama daha çok erken. Alo, öğretmenim geldiniz mi? Geldim Mert. Neredesiniz? Beraber misiniz siz? Evet öğretmenim. Doktora gidiyoruz beraber. Ama belki yetişemeyiz diye anahtarı saksının içine bıraktı. Peki ben bakayım. Hangi saksıda? Hangi saksı? Hangi saksıda? Çiçekli saksı, çiçekli. Çiçekli saksıymış hocam. Burada anahtar göremiyorum ben. Göremiyor musunuz? Orada olması lazım öğretmenim. Allah Allah, çiçekli saksının içine koy demiştim ya oğlum. Çiçekli saksının içine koydu Sadık. Hah, buldum şimdi. Buldunuz mu? Tamam öğretmenim, görüşürüz. Ay çok şükür bulundu ya oğlum. Buldu buldu. Merhaba. Nasılsın? Yalnız mı kaldın sen? Senle mi başlayalım dersi? Ne anlatayım ben sana? Hı? Evet, kağıtlarımızı çıkartalım. Aslı Hanım kızım. Rahat mısın? Evet öğretmenim. Mert nerede? Babası bekliyormuş öğretmenim. Gitti o. Hı. Ama sağ olsun hastaneye kadar geldi, yardımcı oldu. Çok iyi çocuk maşallah. Allah razı olsun ondan. Ne yaptın? Alabildin mi parayı? Benden kaçar mı? Oley be!
Ben çıktım, az sonra öğretmen girdi. Az daha enseliyordu beni. Görme dedi mi seni? Yok, görmedi, merak etme. Çak o zaman. Hadi gidip formaları alalım. Maça geç kalacağız. Hadi. Aslı öğretmenim, biliyor musun? Bugün bana ne alınacak? Ne alınacak? Tekerlekli sandalye. Artık istediğim zaman dışarı çıkabileceğim. Ah, para tamamlandı mı? Evet öğretmenim. Mert yardımcı oldu bana dün. Öyle mi? Çok sevindim. Dersten sonra gidip alacağız. Abi, derse başlamadan önce bir şey söyleyebilir miyim? Söyle bakalım. Şu kutunun içindeki paraları da al. Para yetmezse buradan tamamlarsın. Gerek yok, var paramız bizim. Olsun abi, hadi al. Peki. Bak, bunları alıyorum, diğerleri kalsın. Tamam abicim. Abi, o paraları kutunun içindeki paraların yanına koymayacağım mı? Tamam tamam, koyacağım. Öğretmenim, ben şimdi geliyorum. Ne oldu oğlum? Başlamadınız mı dersi? Anneanne, sen kutudaki parayı aldın mı? Yo oğlum, hiç ellemedim ben. Allah Allah, kutu bomboş anneanne. Nasıl bomboş olur oğlum? Baya, işte bütün para gitmiş. Allah Allah, aa nasıl olur oğlum? Hırsız mı girdi acaba? Bilmiyorum anneanne, bilmiyorum. Ne diyeceğim ben şimdi Umut'a? Dur oğlum, dur, sakin ol. Başka bir yere koymuş olmayasın parayı. Başka nereye koyacağım anneanne? Hep oradaydı. Daha sabahleyin eklemiştim dün kazandığım parayı. Yok işte, yok. Hırsız girse anlardık oğlum. Bir dakika. Evden para çalınmış. Para mı çalınmış? Hırsız mı girmiş? Yo, hırsız falan değil. Ne olabilir ki başka? Sence? Bilmem ki. Aslı öğretmen olabilir. Aslı öğretmen mi? Evet, başka kim olacak ki? Bugün duydun telefon konuşmasını. Ne oldu oğlum? Geçen gün Mert evlerinden para çalındığını söylemişti. Aslı öğretmenden şüphelenmişti. Ne diyorsun oğlum sen? Ben de inanmamıştım ama bak, bizim de başımıza aynı şey geldi anneanne. Oğlum, öğretmenin neden böyle bir şey yapsın? Geçen gün konuşmasını duyduk. Para ihtiyacı olduğunu söylüyordu. O gün Mert'in evinden para çalındı. Bugün de bizimkinden. Sadık. Öğretmenim. Ben tam anlayamadım söylediklerini. Bir sorun mu var? Yok kızım, bir şey yok. Umut için biriktirdiğim para yok hocam. Sen benden şüpheleniyorsun galiba. Doğru mu duydun? Hayır öğretmenim. Öyle değil de şey... Tamam Sadık, yorma kendini. Ben cevabımı aldım. Öğretmenim, öğretmenim. Merhaba, Aslı Tezcan adına bir kargo var. Aslı Tezcan siz misiniz? Evet, benim. Ne oldu öğretmenim? İşte alacaklarımı istememin nedeni. Umut için sipariş vermiştim. Ben paketinizi getireyim. Ne oldu? Gelmedi sizinkiler. Merak etme, gelir gelir şimdi. Hah, geldiler. Oğlum, nerede kaldınız? Geldik geldik. Ben dedim size. İşte herkesin formaları burada. Mert efendi, Aslı öğretmenin izni aldın mı? Merak etme sen.
Başında o kadar büyük bela var ki. Benim de uğraşacak vakti yok. İşte formalarınız. Öğretmenim, çok özür dilerim. Çok utanıyorum. Aslında Mert'e hiç inanmadım. Öyle bir saniye aklımdan... Affedin beni öğretmenim. Birden o kadar şaşırdım ki... Mert oyun oynamış bana. Tamam, sakin ol Sadık. Ben Mert'e ders verdiğimi sanıyordum ama... Asıl hayat dersini o verdi bana. Ben ona inanmamalıydım öğretmenim. Senin kardeşin için nasıl çırpındığının, nasıl çalıştığının farkındayım Sadık. Çok iyi bir öğrenci, çok iyi bir evlatsın. Bundan sonra güveneceğin kişileri daha iyi seçmeyi öğreneceksin. Öğretmenim. Tamam, uzatmayalım bu konuyu. Hadi Umut hediyesini verelim. Aa, bu ne? Bil bakalım bu ne? Açalım mı öğretmenim? Açalım mı öğretmenim? Umut, bu senin. Aa, bu çok güzel. Ne zaman aldın abi? Ben almadım. Aslı öğretmenim almış. Aa, gerçekten mi? Çok güzel. Gülüm kızım benim. Çok teşekkür ederim Aslı öğretmenim. Aldım. En güzel hediye bu. Artık istediğimiz her yere gidebiliriz. Evet Umut'cum, nereye istersen. Allah razı olsun kızım senden. Allah ne muradın varsa versin. Çok teşekkür ederim. Allah sizden de razı olsun teyzeciğim. Mert abim maçına gidebilir miyiz şimdi? Hadi hadi hadi. Abi versene pas. At at tekrar at. Abi ne duruyorsun? Saldırın koş, adama diye. Koş şu diş. Koş duymayın. Sen de hadi. Ne atıyorsun ya? Defansı koyuyor. Öğretmenim şu tarafa doğru gidebilir hadi miyiz? Hadi abi pas ver pas ver. Hadi. Tabii. Pas ver. Hadi duvar pası. Hadi at. Hadi hadi. Defansa gelin çabuk. Koş abi koş abi. Sen de hadi. Ya pas yapın biraz, çalım atmayın. Hadi. At at. Ya hadiseniz abi. Koş 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 koş. Koş koş koş. Hadi oğlum hadi, dikkat edin. Nereye atıyorsun ya? Hadi hızlı biraz. Pas ver pas. Hızlı 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 hızlı. Mert abi, Mert abi biz de geldik. Hadi ya hadi topu koş. Hadi koş. Gol be. Yaşasın. Yaşasın. Gol oldu. Yaşasın. Oley. Gol be. Oley. Yaşasın be. Attığı golü gördün mü abi? Gördüm abicim gördüm. Mert abi buraya gel. Mert abi. Gol attık. Geliyor efsane futbolcu. Oley. Hala bak ya. Gol atacağımızı biliyordum abi. Mert abi harika bir goldü. Nasıl attın ama? Sağ çok ol. Şaşırdın değil mi bizi çıkaldık burada görünce? Çıkaldık maçı. Sürpriz ben yaptık sana. Ha, değil mi? Vallahi şu eziklere baksana. Bak sonunda tekerlekli sandalyem var. Aslı öğretmenim almış. Artık her yere gidebilirim. Bütün maçlara da gelirim.
olur. Kazanacağımızı biliyordum. Ben de. Ne oldu Mert abi? Sevinmedin mi gelmemize? Sevindim. Sevindim tabii. Ben de çok sevindim. Bir şey isteyebilir miyim senden? İste tabii. Bana formanı hatıra olarak verir misin? Tabii. Yaşasın. Hep saklayacağım bunu. Büyünce ben de senin gibi biri olacağım. Söz veriyorum. Sen benim gibi biri olma Umut. Yazık olmasın abinin emeklerine. Benim gibi biri olma sakın. Abin gibi ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.